ki ama. Ben ne zamandır bu anı bekliyorum. Aç kulaktan değildin o zaman. O çocuk sana göre değil bence hayat. Evet, yani aceleci davranmamak konusunda haklıymışsın. İbrahim'le beni rahatsız eden bir şeyler var, bilmiyorum. Nasıl ya? Sen beni sırtına vurup buraya kadar bunu söylemek için mi getirdin? Evet. Babamın arkadaşının kızı olman kendimi sana sorumlu hissetmeme neden oluyor. Konuşmak istediğinde dinlemiş olsam bunlara gerek kalmazdı. Özel hayatımda ne yaşadım seni zerre kadar ilgilendirmez. Benim korunmaya ihtiyacım yok. Hem senin tarafından hiç yok. Notlara göre o değil. Bak. Bilmiyorum. Hayat'la İbrahim de geldiler. Ya kusura bakmayın böyle pazar pazar sizi döktüm yollara. Reklamcı adımız bizim işte gece gündüz sabah akşam hafta sonu olmaz. Hoş geldiniz. Geçsenize. Merhaba. Merhaba. Ne yapmaya çalışıyor bu? İnan hiçbir fikrim yok. Hayat, istersen sen de İbrahim yanına gel. Çatlayacağım meraktan. Ne olduğunu söyleyecek misin artık? Ya aslında Doruk da bekleyecektik ama yarım saat gecikecekmiş. Acil bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Saat'e konseptim lansmanını önüne çekmemiz gerekiyor. Okey. Söylemeyi unutuyordum. Kahvenin yanında bir şeyler sipariş etmiştim. Onları da götürürüz. Evet gördüm. Ha, asıl meseleyi unuttum. Dün geceyle ilgili konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de. Hata ettim. Olsun. Zarar neresinden dönersek kârdır değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Sana karşı aşırı korumacı davrandım çünkü... Çünkü? Üzülmeni istemiyorum. Bir de... Evet. İbrahim konusunda çok önyargılı davrandığımı düşünüyorum. Haklısın, herkes bir şans hak eder. Hani... Ve beni ilgilendirmez değil mi? Doğru. Yani dediğin gibi, bu senin özelin. Kahveler bende. Hadi dışarıdakileri daha fazla bekletmeyelim.
nerede şimdi bu ya? Ne yapmaya çalışıyor bu adam? O zaman Niko sen de Doruk. O fotoğrafçıyı ne yap edip almak istiyorum. Niko cepte abicim, rahat ol. Erkek model seçimini sana paslıyorum Tuval. Çok çok doğru bir seçim. En iyi oldum hala. Yani modeller falan. Peki senin sürecin nasıl işleyecek İbrahim? Birkaç bir şey karalamıştım zaten. Kadraj ve storyboard çalışmalarına başladım. Güzel. Çünkü main konseptten önce davranıp bütün ilanları girmemiz gerekiyor biliyorsun. Yapabileceğim bir şey olursa ben de yardım etmek isterim. Yapabileceğim bir şey olsa söylerim zaten. Estetik gözüne güveniyorum. Konumuz ev konsepti olduğu için kadın algısı işimi kolaylaştırır. İhtiyacın olan şey kadın algısıysa sana bu konuda uzman birini bulalım İbrahim. Yok. Hayat bana yeterlidir. Ama bu süreçte mesaisini bana harcayacak. O yüzden. Uhu! Kapanın elinde kaldın yavru kuş. Bu ne rağbet görmek maşallah. Daha önce hiçbir kadının aşık olma haline bu kadar yakından tanık olmamıştım. Ya öleceğim gülmekten. Ah şu ipek arada olmayacaktı ki. Bu sipsinin boyunun ölçüsünü alacaktım ben. Enerji israfı olur mu? Biz işimize bakalım gel. Bak ya, nasıl donuna değmişim gibi davranıyor. Biz de ilgisini çekecek bir şeyler yapalım o zaman. Ya eleman resmen kızın elini tuttu. Bak bu da mı oyun yoksa? Tutmayın beni, alayım şunun façasını ya. Merak etme, her şey kontrolüm altında, sakin. Günaydınlar. Size de. Günaydın. Aa, pardon İbrahim'cim, Murat Bey böyle samimiyetlerden hoşlanmaz hele iş yerinde. Tartışmaya açık bir konu olsa da prensiplere saygım sonsuz. Patron olmanın en güzel yanı değil mi zaten kuralları koyuyor olmak? Bunu deneyimlemediğim için yorumda bulunamayacağım. Zaten patron olmakla patronluk taslamak arasında bayağı bir fark var güzel arkadaşım. Sen istersen gel, ben sana bu işin detaylarını zamanla anlatacağım. İbrahim'in atladığı şeyi ben yapayım. Önden buyurmaz mısınız hanımefendi? Belki centilmenliği sorgulanır ama en azından cesur. Sırası gibi olduk. O zaman çiftlerimizi öncelik tanıyalım derim, değil mi? Şirket sınırları içinde çift demek yok yalnız. Prensip gereği yasak. Onun için ne yapıyoruz İbrahim Bey? Sorgulamayıp itaat edip uyguluyoruz. Murat Bey'in altın kurallarından biri daha. Ne? Ya taş mısın be mübarek? Oğlum hiç mi etkilenmiyorsun şu olan bitenden?
Ya bu nasıl bir çelik sır, nasıl mermerden bir irade? Oyun oğlum, oyun bunlar. Gerçek değil, dolap düzmece hepsi. Yoksa orada benim sevdiğim kızın elini tutacak. Ben o eli... Neyse. Bu asansörün gelmesini yapmadım uzun süre. Gir. Benden özel olarak istediğiniz kahveniz. Ne zamandan beri görevlerin özel bir anlam taşıyor peki, onu anlamadım. Çağla Hanım işe geç kalışlarım konusunda bana sağlam bir nutuk çekti. Kahveyi de benden özel olarak istediğinizi söyleyince ben onun yalancısıyım. Ayrıca işe geç kalmadığımı kendi gözünüzle gördünüz. Evet, gördüm. Kahvenize tam zamanda geldiğine göre. Benim de senin yaptığın kahveyi değerlendirmem kalıyor değil mi? Sen benim yaptığım yemekleri değerlendirebildiğine göre benim de senin kahven konusunda fikirlerimi söyleyebilmem lazım. Ne demek oluyor şimdi, tam anlayamadım ama tabii söyleyebilirsiniz. Sonuçta sadece duble espresso. Hı hı. Aşkla yapılmış. İçine biraz öfke, biraz da böyle sinsi sinsi, dipten dipten entrika katılmış. İntikamla harmanlanmış. Eğlenceli ama. Ha bir de... şekersiz ama yapay bir oyun tadı. Size %100 katılıyorum. Aşkla yaptım çünkü işimi çok seviyorum. Öfke ve entrika da katılmış olabilir çünkü Çağla Hanım'ın biraz önceki çıkışına hiçbir anlam veremedim. Eğlenceli çünkü huyum kurusun, ben de öyleyim. Yapay oyun tadına gelince sizin bu konudaki uzmanlığınıza güvenmek istiyorum. Çok güzelsin. Güçlüsün. Cesursun. Teşekkür ederim. İbrahim çok şanslı biri. Şimdi bana içine bir şey katılmamış, saf, gerçek, sıcak bir kahve getir. Var mı bir gelişme? Yok. Ama ben Murat'ın yüzyıllar önce ölmüş bir mumya olduğundan şüpheleniyorum. Yok artık, o kadar da değil. Hı. Siz birbirinizi sevdiniz yani. Ben arkadaşlarımı satmam. Bu hikayedeki kahramanım belli. Benim de kahramanım belli. Ne oluyor? Ben senden çok etkileniyorum İbrahim. Onlar öyle dedi, lafla hareketle olmaz dedi. İbrahim'e Murat'a baktığın gibi bakacaksın dedi. Sence inanmış mıdır? Neredeyse ben bile inanıyordum. O kesin inanmıştır. Heh, iyi o zaman. Benim de kahramanım benim. Ben senden çok etkileniyorum İbrahim. Thank you.
Hayat Hanım. Efendim? Sizin kardeşiniz yok mu? Var, ben onun için. Onun için bütün gün İbrahim Bey'in yanındaydı, söyle mi? Tamamen tesadüf. Özel hayatınızı işe taşımamanız konusunda bir daha sizi uyarmayacağım. Gerginsiniz bugün. Yoksa İbrahim konusundaki fikirleriniz 24 saat dolmadan değişti mi? Yok, dediğim gibi kiminle ne yaşadığınız beni ilgilendirmez. Ama özelinizi lütfen işe taşımayın. İbrahim, yemek arası verelim mi? Birlikte mi? Evet, madem beraber çalışacağız, birbirimizi daha yakından tanıyalım değil mi? Hem Hayat Hanım daha rahat çalışır böylelikle. Hadi çıkalım. Evet, tamamız galiba. Yani bence de öyleyiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kareler ilk ilanlar için fazlasıyla yeterli. Güzel iş çıktı be. Kesinlikle. Salon, Sarte konsepti geliyor. Biz şu son fotolara bakıp üzerinden geçip geliyoruz. Gel. O zaman tamamdır arkadaşlar. Herkesin eline emeğine sağlık, paydos. Hayırlı olsun. Aa, durun durun. Bir dakika ya. Nereye gidiyorsunuz? Bakın. Hamallerini gönderdim. Onay verirseniz yarın Salim kafayla tekrar üzerinden geçer, basım hazır hale getiririz. Tamamdır. Doruk çıktı mı? Gitti. Eve gidiyorum dedi, evde görüşürüz dedi. Kim kim gidiyoruz? Hayat, hadi gel, seni de bırakalım biz. Yok Kerem, sağ ol. İbrahim beni bırakır. E tabii sizin ev uzak, benimki yakın. Ay ne dizisi şey bu ya, senin mi İbrahim? Evet, aslında 1,5 senedir de evim sayılır. Ha bu... Aa, siz burada... Her şey vardır bunun ya. Mutfağı, televizyonu, duşu, yatağı. İnsan misafir bile ağırlar vallahi. Süper sonra bir şey ya. Evet, tam biz serüvenci kafası. Gidelim mi İbrahim? Kaptan sensin. İyi geceler İbrahim. Bana iyi geceler, sana da geçmiş olsun Murat Sarsılmaz. Benim eski ajansa uğradım demin. Tek bir savunmaları var, aynı anda aynı şeyi düşünmüşüz. Bir saniye. Nasıl? Projeyi çalan senin eski ajansın mı? Öyle olduğu CV'mde yazıyordu zaten. Peki çalışmaya onlara senin vermediğini nereden bileceğim? İbrahim öyle bir şey yapmaz çünkü. Ne yani, elimizdeki tek şey varsa mı? Hayata kızmana gerek yok. Neyse derdin, aramızda çözelim. Kiminle nasıl konuşacağımı ben karar veririm. Sen ondan önce kendini temize çıkart. Lütfen sakin olur musunuz? Senin benle ya da Sarte'yle ne alıp veremediğin var peki? Ha? Sorun da o ya. Benim sizle hiçbir alıp veremediğim yok. Rica minnet girdiğim bir işte kendi bacağıma sıkacak değil. Kanıtlı o zaman. Ne kadar vaktim var? Yok. Kız dedi ki yine anı görünce Namşan şaşırdı. Ne olur bir şey yap. Gir. Biliyorum çok kötü bir zaman ama sormak zorundayım. Gazete ve dergiler ilanın ellerine ne zaman geçeceğini öğrenmek isterler. Benim bu konuda bilgim yok. Yanlış kişiye soruyorsun. İbrahim Bey bu konularda size açıklama yapmadı mı? Yapamadılar maalesef. Ne demek oluyor bu? Çünkü kendisine ulaşılamıyor. Ne demek ulaşılamıyor? Şirketten çıkıp gitmiş.
nereye gittiğini veya ne zaman döneceğini söylememiş. Ve telefonu kapalı. Gerçekten çok güzel, harika. Yarın lansman günümüz var. Ve İbrahim Bey hiçbir açıklama yapmadan şirketten gidiyor, kendisine ulaşılamıyor. Gerçekten süper. Ama buna şaşırmamak lazım. Sonuçta adam 1,5 sene sevdiklerini hayatını arkada bırakarak basıp gitmiş. Bizim bırakmayacak bendeki de laf. Belki çalışmaya gitti. Belki bir çözüm bulup gelecek. Belki. Belki çok güven veren bir bilgi. Ama sen bir ay bir insanı tanımak için yeterli diyorsan orası başka tabii. Bu bir ay konusunu açıklamak. Hayat. Bana hiçbir şey açıklama. Sadece işini yap olur mu? Ben de işimi yapayım. Bari birileri sorumluluğunu yerine getirsin. Saat 6'ya geldi arkadaşlar. Paydos edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Arkadaşlar, olası bir duruma karşı lütfen telefonlarınız açık olsun. Çalışanları gönderdik efendim. Başka bir emriniz var mı? Siz de çıkabilirsiniz şuradan. Ama Murat Bey... Çıkın dedim. Sen kal. Ben mi? Evet, sen. Kal da beraber olmak istediğin adamı yakından tanıyorum. Ben İbrahim'in bunu bir şekilde halledebileceğini düşünüyorum. Peki bu gerçeği değiştirecek mi? Hangi gerçeği? Sorumsuz ve bencil olduğu gerçeği. Bizi ne kadar belirsiz ve stresli bir duruma soktuğunun farkında mısın? Gerçekten kendine layık gördüğün muamele bu mu Hayat Bektaş? Boşuna arama, ulaşamazsın. Bu da sana ders olsun. Bir daha birine referans olmadan önce daha dikkatli davranırsın. Şimdi Çağla'yı ara. Lansmanın ertelendiğini söylesin herkese. Bunu beni üzmek için yaptığınızı biliyorum. Ne ilgisi var? Şu an içten içe mutlusunuz. İbrahim konusunda haklı çıktığınız için mutlusunuz. Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum Hayat. Ama ben burada oyun oynamıyorum. Milyon dolarlık bir yatırım söz konusu. Buradan kaç kişi ekmek yiyor sen biliyor musun? Sarte ne senin, ne benim, ne de İbrahim'in oyun alanı değil. Buldum. En azından çok yaklaştım. Yani mekan sorunu halledersek her şey çözülecek. Yani çözdüm, neredeyse çözdüm gibi bir şey. Neredeyse. Bugün koca bir belki ile uğraştım ve şimdi elimde kocaman bir neredeyse var. Harika. Yastıkları atıyoruz. Komedinin tekinle. Aslında çift olan her şeyi teke indiriyoruz. Neden? Çünkü rakiplerimiz mobilyaların konforu ve şıklığı üzerinden gidiyor. Biz insan ilişkilerinde aracı olan mobilyalar peşindeyiz. Slogan ne peki? Bilmiyorum. Şimdilik. Ama bulacağım. Siz devam edin, ben bir konuşma yapacağım. Efendim Tuval? Bozuntuya vermeden yürümeye devam et. Neredesin sen? Renk veriyorsun, verme. Bakınarak yürüyorsun. Bakma, merak et, ölüyorsun, ölme.
Müsait misin patron? Gördüğün gibi değilim. Whatever. Olmasına söyleyeceğim. Tahmin edebiliyorum ama elini çabuk tut. Kritik bir noktadayız çünkü. Okey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şu an burada yokum. Bunu görebiliyorum. Hatta birazdan gidip şirkete yeniden geleceğim. Nasıl söyleyeyim? Nereden başlayayım? Biteceği yerden başla çünkü vaktim yok Tuval, hadi. Tamam, şimdi şöyle. Hayat ve İbrahim arasında hiçbir şey yok. Hepsi oyundu. Yani dolayısıyla kız bir aydır İbrahim'de falan kalmıyor. Bana gidip geliyordu, yap. Bir mesaj atabilirdin. Ya onun için vaktim yoktu. Saatlerce senden haber bekledik. Senin yüzünden ben zor durumda kaldım. Seninle bir ilgisi yok. Sadece yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. O konuya sonra döneceğiz. Şimdi tartışmamız bittiyse işimize odaklanın lütfen. Nereden başlıyoruz? Bizim amacımız yaşayan hayat dolu evler. Bir evin içinde ancak hayat varsa o zaman anlamlıdır. O zaman eşyalara yüklediğimiz anlama dair kısa ve vurucu bir slogana ihtiyacımız var. Evet. Yaşayan evler çok klişe değil mi? Önemli olan evin yaşaması değil. İçinde yaşattıkları. Yakınlaştırır. Nasıl? Sarte. Yakınlaştırır. Ne güzel söylediniz. İşte bu. Sarte'nin yeni sloganı. Yakınlaştırır. Herkesin hazırlanması nereden bakarsan bir saat sürer bak. Vakit kaybediyoruz gibi geliyor bana. Onlar gelmeden yapabileceğimiz bir şey yok mu? Storyboard hazırlamak için vaktimiz yok. Onun için yok. Ama modellik yaparsanız fotoğrafçı gelene kadar işin mizansen kısmını çözmüş oluruz. Bildiğimiz modellik. Evet. Ben yapamam ki öyle bir şey. Yani ben de bilemedim şimdi böyle birden söyleyince. Ya işin bir parçası olarak kabul edin. Hadi şu sloganın hakkını verelim. Hadi. Akşam bir yemeğe davetlisiniz. Ve bir çiftsiniz. Sen eşin hazırlanmasına yardım ediyorsun. Öyle düşünüyoruz. Laftan anlar tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere solum kötü kadın, sıkıldım beni atın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi ya, ya. Yastık yok, yorgan yok, şal yok. Isınmak için sadece sevdiğiniz insan var.
Hadi. Geldik tek komedin esprisine. Ben bunun ne işe yarayacağını pek anlamadım. Siz bir çift olduğunuzu, aynı yatağı paylaştığınızı ve tek bir komediniz olduğunu düşünün. Gerisi gelecek zaten.